Merhaba. Öncelikle bu faydalı organizasyonu düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve İSEYF'e teşekkürlerimi sunuyor. Siz değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bir süredir hepinizin düşündüğü ya da duyduğu belli konular var. Yapay zeka insanlığı ele geçirebilir mi? Ya da mesleklerimizi elimizden alabilir mi? Ya da verilerimizi ne şekilde ihlal edebilir diye. Ben bu sefer bu konferansta veri ihlallerini yapay zeka ile nasıl engelleriz? Biraz ondan bahsedeceğim. Sunumum kapsamında veri ihlali ve meydana geldiği yaygın yollar, veri ihlallerini durdurmak için neler yapılabilir sektörler ve yöntemler bazında, siber güvenlikte yapay zeka kullanımı, bunun faydaları ve zorlukları ve yapılan çalışmalar üzerine olabildiği kadar süremi aşmadan anlatmak istiyorum. Şimdi özellikle teknoloji arttığında ve nesillerin internetinin de günümüzde çok yaygın kullanıldığını düşündüğümüzde çok fazla elektronik cihazın hem birbirine hem de internete bağlandığını biliyoruz. Bu çok ciddi bir veri akışına sebebiyet veriyor ve gizlilik sorunları konusunda da endişelerimizi artırıyor ve biz bu gizlilik sorunlarını nasıl engelleriz diye düşündüğümüzde yapay zekanın burada nasıl bir rolü olacağına dair araştırmacılar ve uzmanlar tarafından araştırmalar gerçekleştirilmeye başlandı. Makine öğrenimi, yapay zeka, derin öğrenme gibi teknolojilerle bu veri ihlallerini engelleme üzerine çok sayıda çalışmalar yapılıyor. Öncelikle veri ihlali nedir? Kişisel verilerimiz, hassas bilgilerimiz, ticari sırlarımız yetkisiz erişime maruz kaldığında, kullanıldığında veya ifşa edildiğinde bunu önlemek için aldığımız tedbirler veri ihlal önleme tedbirleri oluyor. Bunu siber güvenlikçiler daha çok güvenlik duvarları, şifreleme, erişim kontrolleri gibi yöntemlerle gerçekleştiriyor. Çünkü kişisel veriler, mali bilgiler ve ticari sırlar kaybolma riskine sahip ve bunlardan maddi manevi şekilde zarar görebiliyoruz. Bu suçları gerçekleştirenler için yasal cezalar söz konusu ve verisi çalınan kurum ve kuruluşların da itibarının zarar görmesi riski var. Operasyonların aksaması, müşteri güveninin kaybı ve kilit çalışanların da kurum veya kuruluşlardan ayrılması riskini taşıyor. Dolayısıyla burada riskleri azaltmak ve ihlalleri önlemek için kapsamlı bir güvenlik stratejisine ihtiyacımız var. Düzenli risk değerlendirmeleri ve sağlam güvenlik kontrolleri uygulamak zorundayız. Böylelikle dijital varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini, bunlar bilgi güvenliği ilkeleri denilen ilkeler, bunları sağlama ve siber tehditlere karşı koruma ve paydaşların güvenliğini sağlama noktasında veri ihlalini önleme üzerine çalışıyoruz. Şimdi ihlallerin meydana geldiği yaygın yollar. Burada bilişim suçlarından bahsettim. Bilişim suçları, tabii ki hepsini koymadım süre kısıtlı olduğu için ama en yaygın olanları ekledim. Bilişim suçları ikiye ayrılıyor. Bir, bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına yönelik o sistemi yok etmeye, durdurmaya veya işlemesini engellemeye yönelik eylemler ile bilişim sistemlerinin içerisindeki bilgiler, ticari sırlar ve kişisel verilere yönelik ihlallerden bahsediyoruz. Bizi burada ikinci kısım ilgilendiriyor. Bu yüzden de kişisel veriler için yapılabilecek, onlara yönelik yapılabilecek ihlallerden birkaçı şunlar. Kimlik avı saldırıları, bunlar genellikle çalışanları kandırmak için atılan elektronik postalar, mesajlar ya da sosyal medyalardan atılan mesajlardan bahsediyorum. Burada sizin kimlik açma bilgileriniz, şifreleriniz, ne bileyim kredi kartı bilgileriniz gibi bilgiler elde edilmeye çalışılıyor. Güvenli olmayan cihazlar, güncellemeleri, yamaları yapılmamış, şifreleme veya virüs koruma programları eklenmemiş, artık eski işletim sistemleri kullanılan güvenli olmayan cihazlarda siber saldırılara maruz kalıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, yine internetten indirdiğiniz bedava olan yazılımların içinde saklanmış olan Truva atı dediğimiz yasal bir ve zararsız bir yazılım gibi görünüp aslında sisteminize girip sizin bilgilerinizi çalmak için hazırlanmış yazılımlar olabilir. Ve en önemlisi de aslında içeriden gelen tehditler, belirli verilere ve sistemlere erişme yetkisi olan çalışanlar, bilgisizlik, dikkatsizlik veya kasıtlı davranışlar sebebiyle kişisel verileri ifşa edebiliyorlar. Bunları tespit etmek zor çünkü zaten bu sistemlere girme yetkileri var. Şimdi Birleşik Krallığın Bilgi Komisyonu Ofisi'nin de yaptığı araştırma neticesinde %90'a varan oranda
insan hatası unsuru sebebiyle siber saldırıların ve veri ihlallerinin gerçekleştiğini tespit etmişler. Burada veri ihlallerini durdurmak için temelde 4 basamaklı bir sistem izlememiz gerekiyor. Bir siber saldırganın bir bilişim sistemine girmeden evvel o kurum ya da kuruluşta çalışan güvenlik ekiplerinin buradaki güvenlik açıklarını tespit etmesi ve girişi engellemesiyle gerçekleşiyor. Ve burada kullanıcı etkinliğini izlemek en temel faktör. Çünkü kullanıcıların belli davranış kalıpları vardır. Bunların dışına çıkan davranışlar genelde ihlal girişimi olduğunu gösterir. Bu şüpheli davranışları tespit edip güvenlik ekiplerini bunun hakkında bilgilendirmek ve ihlali tespit ettikten sonra da bunun hızlı şekilde kontrol alınmasıyla gerçekleşiyor. Peki yapay zeka ile biz bunu nasıl sağlıyoruz? Şimdi bilişim suçlarında siber saldırganların yapay zeka, makine öğrenimi gibi sistemleri kullanarak çeşitli elektronik cihazlara ve sistemlere girmek için belirli yöntemleri var. Yapay zekanın da genelde onların tekniklerini taklit ederek, onların penceresinden olaylara bakarak bu sistemlere girişi engelleme ihtimalleri bulunuyor. Çok miktarda veri var. İnsan kaynağının bunları taraması pek mümkün değil. Dolayısıyla bunları hızlı bir şekilde tarayıp organize ederek ve burada daha hızlı bir savunma stratejisi geliştirmek için de yapay zekaya ihtiyacımız var. Saldırıları hızlı tespit etme ve savunma üretme konusunda da yine yapay zeka insandan daha hızlı hareket eden sistemler. Dediğim gibi davranış kalıplarının, bizim hepimizin davranış kalıpları belli internet sitelerine giriyoruz, işte belli alanları ziyaret ediyoruz, belli coğrafi konumdan giriyoruz. Bunların dışına çıktığımızda davranış kalıbını aştığımız bilgisi de yapay zeka tarafından daha hızlı alınıyor. Ve insan hatalarını ayıklama, insan hatalarını azaltma aslında yapay zekanın çıkış mantığından biriydi. İnsanın duygusal varlığını ve yargılarını biraz ortadan kaldırma amacı güdüyordu. Dolayısıyla insan hatalarını azaltarak verimliliği artırma, müdahale aşamalarını iyileştirme de yapay zeka ile mümkün olacak. Şimdi sektörlerden bahsedeceğim. Bütün sektörlerden değil, daha çok siber saldırıların en çok maruz kaldığı birkaç sektörden yapay zeka nasıl faydalanır ona bakacağız. Finans ve bankacılıkta tüketici harcamalarını izleme, hesap sahibinin normal davranışlarından farklı davranışlar geliştirmesini yapay zeka rahatlıkla tespit edebilecek. Yine davranış kalıpları dedik. Örneğin ben Türkiye'de yaşıyorum ve benim kredi kartımla Japonya'dan bir alışveriş yapıldığında bunun aslında benim davranış kalıbımın dışına çıktığı anlaşılıyor. Bunu da yapay zeka rahat bir şekilde tespit edebilir. Kredi başvuruları bizim potansiyel olarak belli kredileri belli değerlere kadar alma hakkımız var. Bunu kontrol etmek, eğer hileli bir başvuru varsa bunu da tespit etmek konusunda yapay zekadan faydalanılıyor. Sağlık hizmeti yine en sık siber saldırıya maruz kalan hizmetlerden biri. Çünkü özellikle pandemi döneminden sonra çevrimiçi sağlık hızla arttı. Dolayısıyla tıp sektöründe daha çok insan hayatını kurtarma üzerine eğildiği için siber saldırıları bütçeleme konusunda çok fazla aktif olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda yine normal kişisel verilere göre sağlık verilerinin kara borsada 10 kat daha fazla değer ettiği ortaya çıkmış. Ve bu da ilaçları ve tıbbi ekipmanları satın almak için insanların sahte kimlik oluşturmada sağlık verilerinden yararlandığını gösteriyor. Yine aynı şekilde sigorta taleplerini normal sınırından daha fazla yapabilmek için de yine dolandırıcılık ve sahtekarlık gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Sigortacılık bir diğer sektör. Sigortacılıkta da hem sigorta müşterilerinin hem de üçüncü kişilerin yaptığı bazı hukuka aykırı davranışlara şahit oluyoruz. Burada müşteriler genellikle sigortadan daha yüksek paralar alabilmek için başvurularında dürüst davranmadıkları ortaya çıktı. Sahnelenmiş kazalar, sahte yaralanmaları ortaya çıkararak ve bunları sahneleyerek de sigorta ödemesini tahsil etmeye çalışıyorlar. Burada yapay zeka gerçeği kurgudan ayırmak için yine büyük miktardaki veriyi analiz etmek için, orijinalliği kontrol edip dolandırıcılıkları tespit etmek için ve müşteri verilerini de korumak için kullanılabilir. Siber güvenlikte yapay zeka kullanım örnekleri yine veri ihlalinde de kullanacağız. Çünkü veri ihlali demek, siber güvenlik ihlali demek, bilişim suçlarının gerçekleşmesi demek. Burada da yine aynı teknikleri hem veri ihlalinde hem siber güvenlikte kullanabiliyoruz. Veri sınıflandırma kötü amaçlı yazılım türlerini tespit etmek için kullanılabilir.
Benzer veya ilgili verileri birleştirip veri analistlerinin olağan dışı etkinlik ve davranış kalıplarını tespit etmek için veri kümeleme kullanılabilir. Olay sınırlama, tehdit azaltma, sistem kurtarma gibi olay müdahale prosedürleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanılabilir. Önceki verilerle yeni ortaya çıkan verilerden veri kümeleri elde etmek için de yeni olasılık sentezi yapmaya yarar. Yine tipik kullanıcı ve sistem davranışlarını inceleme ve bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda da buradaki düzensizlikleri tespit edebilir. Veri gizliliği konusunda da özel nitelikli kişisel veri, biyometrik veri, genetik veri gibi veri kategorilerini yaparak bunlara bağlı riskler, yani sağlık verilerine yönelik hangi riskler mevcut gibi bu konuda bir standartlaştırma yaparak veri kanunlarını, kişisel verileri yasalara uyumlu hale getirebilir. Güvenlik duvarı günlükleri, izinsiz giriş sistemleri, gözetleme gibi yine verileri değerlendirmede makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları kullanabilir. Ağ trafiğini izleyebilir, izinsiz girişi işaret eden beklenmeyen ağ etkinliklerini tespit edebilir. İstemcide gözlenmeyen yine şüpheli davranışlarda güvenlik araçları ve botları sınırlandırarak web etkinliklerini kısıtlayabilir ve zararlı faaliyetleri gözlemleyebilir. Bunlar yüksek internet veri kullanımı, işlemci ve bellek kullanımı ise burada da yapay zekanın bir anormallik olduğunu tespit etmesi hızlıca mümkün. Yapay zeka kullanmanın belli faydaları var. Aslında birazcık bahsettim. Olaylara şüpheli bir etkinlik fark ettiğinde gerçek zamanlı olarak hızlıca uyarabilme yeteneği var. İnsan faktörünün daha önemli görevlere odaklanmasını sağlayarak aslında manuel görevleri ortadan kaldırabiliyor. Zamandan tasarruf sağlayabiliyor, maliyetleri düşürebiliyor. Ve daha fazla veri ve veri ihlali olayını incelediğinde de aslında daha fazla ustalaşabiliyor. Yine önceki ihlallerden de yola çıkarak artık yeni durumlarda yeni teknolojilere uyumlu olarak hangi ihlaller söz konusu olabilir? Bunlarla ilgili tahmin ve gelecek öngörüleri yapabiliyor. Elektronik cihazlar için de donanım bakımı önemli bir faktör. Burada personelin bozuk cihazları onarma, değiştirme konularında da onları uyarma konusunda da yapay zeka faydalı bir teknoloji oluyor. Peki hangi zorluklar var? Elbette birkaç zorluğu da var. Yapay zekaları ve makine öğrenme sistemlerini eğitmek için çok miktarda veri gerekiyor. Eğer yeterli veriniz yoksa yapay zekayı bu sistemlerde kullanmak biraz zor olabiliyor. Yapay zekaya kara kutu algoritmaları dendiği için güvenlik ekipleri sistemin nasıl karar verdiğini anlamakta zorlanabiliyorlar. Bu da aslında bir engel. Çok sayıda yeni elektronik cihazın ve dolayısıyla da yeni siber tehditlerin, yeni kötü amaçlı yazılımların ortaya çıkması da yine güncelleme ihtiyacı doğuruyor. Bu da güvenlik ekiplerine kaynak ve zaman gerektirdiği için bu da biraz maliyetli olabiliyor. Kalite ve yeterli veri eksikliğinde de makine öğrenimi tabanlı sistemleri kullanmak için çok miktarda veri lazım ve bunlar da sistemlerin zor ve pahalı olması sebebiyle biraz veri kümelerini gerçekleştirme konusunda sıkıntı yaratıyor. Yine makine öğrenimi modellerini eğittiğinizde eğer ki yanlış tahminlerde bulunuyorsanız burada da siber saldırganların o tahminleri tahmin ederek sisteme saldırmasının önünü açıyorsunuz. Test edilmeleri, bakımları pahalı, uzman personel gerektiriyor ve yapay zekaya belli bilgileri aşıladığınızda ön yargılı davranırsanız yapay zekanın da ön yargılı olma riski söz konusu. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımızda Kroll isimli bir şirketin bir çalışması var ve diyorlar ki verilerinizin nerede ve ne zaman tehlikeye gireceğini büyük bir güvenle tahmin etseydiniz nasıl olurdu diye. Bu şirket uzun zamandır verileri ayırt etme ve ayrıntılı bilgilerin nerede bulunacağını tespit etme konusunda yıllardır çalışıyor ve kolluk kuvvetleri, hükümet, kamu ve özel sektördeki kuruluşların mevcut maruz kalma düzeylerini, ticari sırlarını, kişisel verilerini ve bu verilerin kaybını da potansiyel olarak tespit edip azaltabilecek yöntemler geliştiriyorlar. Yine yapay zeka ve makine öğrenimi de bu Deep Dark Web denilen bu sistemdeki milyonlarca dosya ve terabaytlarca bilgiden de nasıl verimli bir şekilde yararlanabilecekleri konusunda çalışmalar yapmışlar. Bunu yaparken de 3 tane yöntem benimsiyorlar. Öncelikle burada
dinamik imza profili denilen bir şey üretiyorlar. Bu da işte hangi sektörde çalışıyorsa o kuruluş, ona özgü anahtar terimler bulunur. Bu terimleri, IP adreslerini, alan adları gibi bilgilerin bir listesini oluşturuyorlar. Ve bu listeler içerisinde risk teşkil eden alanlarla risk teşkil etmeyen alanları ayırıyorlar. Bunlar bu kuruluş içerisindeki her türlü bilgi, belge vesaire olabilir. Ve alakalı alakasız dosya ayrımını yaparken de yine bir makine öğrenimi kullanıyorlar. Bu ayrım bu ayrımı yaparken hala çok miktarda veri var. Dolayısıyla bu verilere yönelik maruz kalmaları tespit etmek için de bilişsel kümeleme denilen bir yöntem kullanıyorlar. Burada daha önceki veri ihlal kalıplarını da incelemek için bir zaman çizelgesi hazırlıyorlar. Çünkü fark ediyorlar ki hackerlar aslında eskiden yaptıkları bütün siber saldırılarla ilişkin belgeleri biriktiriyor ve yine bir sonraki hedefler için yeterli veriye bir çalışmanın, makalenin öngirişini görüyorsunuz. Bunlar yapay sinir ağlarıyla güvenliği artırmayı ve bir veri ihlali olduğu durumda yeni koruma seviyelerini düzenlemeyi sağlayan bir makine öğrenimi modeli gerçekleştirmişler ve burada biyometriden de yararlanıyorlar. Amaç verileri kurtarmak, yani burada aslında bir yapay senaryo oluşturuyorlar ve bir karma algoritmaları var. Verileri kurtarma, bir ihlal gerçekleştiğinde bunu keşfetme ve ihlalle ilişkin bir erişim olduğunda bu erişime izin vermediklerinde bunu doğrulamaya ilişkin bir karma algoritma söz konusu. Yine böyle modele göre saldırı başlamadan önce analiz ediliyor ve saldırıyı engellemek için güvenlik katmanı ekleniyor ve eğer yine de saldırı yoğunlaşırsa da bu sefer ağ girişimi engelliyorlar. IBM'in bir çalışması var, veri minimizasyonu. Aslında GDPR'dan alışık olduğumuz ana kuralı ve KVKK'dan da aşina olduğumuz ana kuralı bu yöntemi uygulamayı hedeflemişler. Yani ne kadar az veriniz varsa o kadar az tehlikeye maruz kalırsınız diyorlar. Çünkü aslında kurumlar da kuruluşlar da bir işlemi gerçekleştirmek için gerçekten hangi verilere ihtiyaç duyduklarını çoğu zaman bilemedikleri için ihtiyaçtan fazla veriyi toplama durumları söz konusu olabiliyor. Burada da bu yöntem gerekli olan kişisel verileri azaltırken yine modelin hangi verilere ihtiyacı olduğuna dair doğru tahminler yapmayı sağlıyor. Burada da işte verilerin girdi özelliklerini kaldırıyor veya genelleştiriyor. Ve burada da kodlanmış bir bilgi vasıtasıyla bu genellemeleri gerçekleştiriyorlar. Bu da benim son slaytım. Burada da yine bu IBM'in çalışanlarının ürettiği bir karar ağacı modeli var. Bunlar da GDPR uyumluluğu ile veri minimizasyonu, makine öğrenimi modelleri olarak geçiyor. Burada her bir ağaç ve ağacın yaprağını bir karar ağacı olarak tanımlıyorlar ve her bir yaprakta bir veri ihlali söz konusu olduğunda işe yaramayan verileri tespit etmek için bir tahmin oluşturmayı içeriyor ve ağaçların düğümlerine de genellemeler koyuyorlar. İşte bu olay olursa bu veriyi kullanabiliriz ama bu veriyi kullanmayabiliriz şeklinde. Orijinal tahminlere ve olaya bakıyorlar, kaçta kaçının tuttuğunu ölçüyorlar. Eğer tuttuğunu fark ederlerse sürece devam ederek aynı tekniği uygulamaya devam ediyorlar. Eğer doğruluk eşiği aşılırsa da bu sefer düşük veya yüksek olduğunun durumuna göre de bu süreci iyileştirmek için yeni denemeler yapıyorlar. Neticede yapay zekanın etkinlikleri izlemek, kullanıcıların ayrıntılı profillerini ve ağlarla nasıl iletişim kurduklarını oluşturmak için makine öğrenimi kullandığını gördük. Ve yaşam döngülerini izleyerek kimin hangi ağa hangi saatlerde eriştiğini ve gerçekleştirdiği eylemleri ve kullanmayı tercih ettiği cihazları belirleyebileceğini gördük. Yine burada kurumların güvenlik politikalarını ve protokollerini geliştirmek ve çeşitli tehditlere yanıt vermek için de yapay zekadan yararlanabileceklerini gördük. Veri kümeleri oluşturmak için de ihlal özelliklerini kullanarak yapay zekanın daha fazla bilgi sunduğunu ve tespitin hassasiyetini, izlemenin ve veri ihlali tespitinin hassasiyetini artırdığını, risk düzeyi tahminlerinin doğruluğunu yükselttiğini ve kötü niyetli etkinlikleri keşfetmede dinamik olduğunu gördük. Fakat uzmanların ve benim daha slayta koymadığım başka araştırmalarda da ortak bir nokta var ki yapay zeka henüz kendi başına veri ihlalini engelleme yeteneğine sahip değil. Yine insanlardan oluşan bilgi teknolojisi ekiplerinin bu saldırıları analiz etme konusunda yaptıkları
davranışlara destek olacak bir araç olarak kullanılabileceğini ama gelecek dönemde tam otonom sisteme geçtiklerinde de bunun gerçekleşebileceğine ilişkin öngörülerinin olduğunu görüyoruz. Evet, benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim.